Herkese merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir vlogla karşınızdayım. Arkadaşlarımızla Fethiye'ye geldik. Aslında dün akşam geldik. Eve birazcık geç yerleştik falan. Çok yorgundum, o yüzden videoyu açılış yapamadım. Bugün ilk günümüz ve Simi Beach ile açılış yapmak istedik. Fethiye'nin en ünlü beachlerinden bir tanesi. Belki duymuşsunuzdur. Help Beach var, Simi Beach var falan. Biz bugün Simi Beach'e geldik. Hemen girişte böyle bizi bir bar karşılıyor. Buranın bir yetişkinler için olan kısmı var. Bir de şey var, aileler için olan kısmı var. Evet. Bu geçtiğimiz kısım ilk girişte çocuklu ailelerin takıldığı, yani çocukların olduğu bölüm var. Biz çocukların olmadığı, yetişkinler için özel olan biraz daha ilerideki kısma gidiyoruz, şurası. Bu arada deniz çok güzel. Deniz mükemmel. Mi isterseniz, loca mı isterseniz, yoksa yatak mı isterseniz? Yataklar şu şekilde. Böyle yan yana. Şezlonglar bildiğiniz klasik. Şuradaki şezlonglar, şemsiye altı. Bir de localar vardı girişte. Ay çok güzel arkadaşlar. Neresi olursa olsun. Kumda da oturabilirim şu an. Gerçekten inanılmaz güzel. Dokunma. Dokunma, bırak onu. Bu ne? Mini İspanyol pizzalı omletli yemek. Ben de kasede kahvaltı söyledim böyle. Kalabalık değil, normalde aşırı kalabalık olan çok popüler bir yer ama hem bugün pazartesi hem artık tatil bitti, yani Eylül bitiyor neredeyse. Biz hep böyle dibini sıyırmayı seviyoruz yazın. Sakin sakin yüzdük falan. Şimdi yemek yiyeceğiz, sushi yiyeceğiz. Buranın iki tane plajı var diye bahsetmiştim size. Bir tanesi yetişkinler için olan, bir tanesi de normal. Hem ailelerin hem herkesin girebildiği. O kısımda dünya mutfağı ve Akdeniz mutfağı varmış. Sabah kahvaltımızı orada yapmıştık. Burada uzak doğu mutfağı var ve suşileri falan güzel diye duyduk. O yüzden suşi yiyeceğiz. Halil roll. Tecrübeli elleri vereyim. Günaydın arkadaşlarım. Tatilimizin ikinci günündeyiz. Gözlerim çok morarmış ya. Uykum aslında aldım ama birazcık yorgun kalktım akşam alkolün de etkisiyle. Bugün Ölüdeniz'e gideceğiz. Gitmeden önce ben size evi göstermek istiyorum. Biz böyle Karaçulha diye bir köyün böyle tepelerinde bir yerdeyiz. Merkeze biraz uzaktayız. Etrafımız falan da çok boş. Hatta yeni yapılanıyor. Şöyle göstereyim bakın. Görüyor musunuz şuraya falan? Yeni bir şeyler yapılıyor. Etrafımız bomboş. Yan tarafımız da işte birleştiriliyor. Genişleyen bir villa. Arka bahçesinde, aslında evin önü burası. Ön bahçesinde bizi bir veranda karşılıyor böyle. Akşam falan da oturduk. Keyifli bir yer. Burası evin böyle salonu. Burada Ceyhun'cum oturuyor. Sonra işte böyle odalar var. Şu an bizim tuttuğumuz ev 3+1 diye geçiyor. 3 tane küçük odası var. Burası böyle bizim odamız. Burada da böyle banyosu var. Kendine ait. Ben böyle hemen bakım şeylerimi buraya doldurdum. Burası da böyle havuz. Burada da Halil var. Evet, bu. Şu kısım Fethiye
merkez. Böyle biraz uzaktayız yani anlayacağınız. Dün şeydeydik, Sime Beach'teydik. Çok güzeldi, çok keyifli bir yer. Boştu. Hafta içi olması, sezonun bitmiş olması avantajımız oldu. Boştu, keyifli geçti. İşte yemek falan yedik orada. Bugün de bakalım Ölüdeniz taraflarına gideceğiz. Biz Ölüdeniz'e geldik. Burası böyle çok uzun bir plaj. Çeşitli şeyler var böyle. Farklı farklı beachler var. Tam bizim arkadaşlarımız burada. Onların yanına gidiyoruz şimdi. Böyle Ölüdeniz'in en uzundaki noktaya doğru gidiyoruz. Bilmiyorum. Bu da benim önceden yapıp koştu yayını. Burada mı kaçta mı daha şey? Burada daha güzel. Burada 2 kilometre atlıyorsun. Kaçta 750 metre. Paraşüt yapsam mı diye tartışıyoruz da aramızda. Bilemiyorum. Ekstrem sporlara aşırı meraklı biriyim aslında. Ve fakat ne dalma ne paraşüt bunları yapmadım. Paraşüt için hiç fırsatım olmadı. Dalma için de şey kulağım yüzünden yapamıyorum. Aslında dalmayı çok isterdim. Paraşütte şöyle bir şey hissediyorum Ceyhun. Bilmiyorum, öyle değildir muhtemelen de. Sanki atlayınca hiçbir şey hissetmeyecekmişim gibi geliyor. Adrenalin düzeyim biraz şey yüksek. Mesela öyle gondolda falan da hani hiç bir şey olmuyor bana öyle. Şöyle boş boş bağırıyorum mesela "Woo!" falan yaparım ama hiç etkilenmiyorum. O yüzden paraşüt. Burası çok bilindik, yurt dışından da çok gelen olmuş buraya. Onun dışında bildiğim bir Taş'ta var, bir de Tekirdağ'da uçmak derada var. Ama en yükseği burası bildiğim kadarıyla. Azıcık diye 1800 metreden atlıyorsun. İlk bir kalkışta 2 kilometreye kadar yükselebiliyorsun. Diğerleri biraz daha alçak. Uçmak derası 600 metre kadar. Taş'ta sanıyorum 750-800 metre falan. Neyse bugün bakalım. Öyle bir şeye karar verirsem arkadaşlar sizinle zaten anan paylaşıyor olurum. Ölüdeniz gerçekten muhteşem bir yermiş. Ben bayıldım. Bu kadar güzel olacağını düşünerek gelmemiştim. Masmavi bir su. Dün şeyden sonra Sime Beach'in oradaki denizi de çok sevmiştik ama oradan sonra burası gerçekten havuz gibi geldi. Sıcaklığı falan olsun. Bir de hava çok güzel bugün. Bakın böyle burada çok güzel şeyler de var. Localar yapmışlar. Ama açıkçası ben o tarz yerleri hiç sevmiyorum. Bana pis geliyor localar. Gerçi aynı şeyler var, yastıklar, minderler ama yine doğruları çok sevmiyorum. Böyle şemsiye altı daha çok hoşuma gidiyor. Burayı sevdim. Buraya puanım 9. Niye 10 değil? Çünkü 10 da olabilir. Yani daha iyisi bir yer kesin evet olmalı. 9 olsun buraya puanım. Ama şimdi işte yamaç paraşütü yaparsam belki 10'a çıkabilir, bilmiyorum yani. Aa, bir sürüler. Aa, çok güzel oluyor şöyle. Ölüdeniz bitti. Biz şimdi arkadaşlarımızla yemek yemeye gidiyoruz. Benim tiyatro kulübünden çok arkadaşım var. Üniversite zamanında tiyatro kulübündeydim. Tiyatro kulübünde uzun yıllarımı geçirdim. Burada da kamp yapmaya gelmişler birkaç tanesi. Ölüdeniz'de beraberdik bugün. Onlar kampingdelerdi. Şimdi akşam yemeğini birlikte yiyeceğiz onlarla. Yemek yedik plajdan çıkıp. Şimdi sindirmek için yürüyüş yapıyoruz. Böyle bir tane çarşımsı bir yer. Şöyle standların olduğu çarşımsı bir yeri geziyoruz. Sokak çok iyiymiş. Selam arkadaşlar. Üçüncü gündeyiz. Bugün yine Ölüdeniz'e gittik. Plajdan çıktık. Birazcık böyle geç çıktık plajdan. Mafya falan oynadık. Kalabalık bir arkadaş grubuyla bir aradaydık. Şimdi yemeğe doğru geçiyoruz. Jade ya da Jade ya da Jade diye bir restoran varmış burada. Ölüdeniz'in en iyi restoranıymış. Oraya yemek yemeye gidiyoruz şimdi hep birlikte. Ben daha önce çıkmıştım bu ekranlara. Yunus'u tanıyorsunuz. Biz Kayaköy yolunda bir kahvaltıcıya geldik. Köy evi kahvaltı evi. Köy evi kahvaltı diye bir mekan. Şöyle bir yerdeyiz. Bu da Halil. Köy evi kahvaltı. İçeri giriyoruz.
Burası çok güzelmiş. Böyle şey yolu burası. Kayaköy yolu Fethiye'nin. Buradan böyle tepeye doğru çıkınca Kayaköy ve Keçililer Köyü'ne gidiyormuş. Buradan geldik böyle. Böyle bir güzel mekan karşılıyor bizi. Merhaba. Merhaba. Hello. Ay, tontiş. Böyle çok tatlış bir yere geldik. Sakız reçeli mi? Şu mu? Evet, krema var içinde, karamelli tat da var. Ben de bakacağım. Damla sakızı reçeli olabilir mi? Damla sakızı gibi değil. Evet, kahvaltımızı da ettik arkadaşlar. Çok güzeldi gerçekten. Böyle az ve öz bir kahvaltıydı. Tavsiye ediyorum. Eğer bu taraflara yolunuz düşerse, kahvaltı edecek bir yer arıyorsanız köy evi kahvaltı mekanına bakabilirsiniz. Gerçekten çok lezzetliydi her şey. Fethiye'nin en ünlü beachlerinden olan Help Beach'e geldik şu anda. Böyle Fethiye deyince gerçekten ilk akla gelen beachlerden birisi. Genellikle Simi Beach ile karşılaştırılıyor. Simi Beach bir klasman daha üstte bir beach ama burası da çok güzel. Biraz atıl bir yer, biraz da pahalı. Giriş fiyatlarını söylemiştim orada, yetişkinler için olan kısımda 150 lira ödemiştik. Burada 2 şezlong bir şemsiyeye 200 lira ödüyorsunuz. Yani kişi başı 100 lira gibi oluyor. İçerisinde fiyat olarak aslında Simi Beach'ten çok çok farklı değil. Kokteyl içtik, 95 lira ödüyorlar. Ortalama fiyatlar böyle buralarda. Genel olarak açıkçası burası biraz daha hareketli, biraz daha genç diyebileceğim bir yer. Simi Beach mi, Help mi derseniz ben Simi Beach'i tercih ederim. Oraya gidiyoruz hep beraber. Şu an teleferikteyiz. Bakınız teleferik. Bakınız Halil. Kız. Melek bacım. Hayır, yollar dışı olacak. 3 aşama var Baba Dağı çıkarken. 1200, 1700 ve 1900 bandına çıkıyorsunuz. Teleferikle de çıkarken 1200'e kadar bir teleferikle çıkıyorsunuz. Sonra aktarma yapıp 1700'e geçiyoruz. Şimdi 1200'de indik. Buradan 1700'e çıkmak için bir sonraki teleferiğe bineceğiz. Geldik. 1700'deyiz. 1700'e geldik. 1700'e geldik. Yayla. 1700'e çıktık. Falan gelişiyor.
Şöyle mi acaba? Dry aged'dan eti seçip seçmeli bir de sos mu ekliyorsun acaba? Izgara somonun yan ürünleri çok hoşuma gidiyor. Selamlar. Betül'e el sağlık çünkü Betül'e özel uzatıyorum kilo. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Güzel, yine hep beraber. Bir tane tatlı kaşıkları için canım bir bak. Suflenin akışkanlığına bakıyoruz. Daldırıyoruz, daldırıyoruz. Hıncı, ayıp ediyorsun. Hadi hadi. Hadi ye, tamam ye. Çektim. Yeni bir günden, yeni bir sabahtan herkese merhaba. Bugün Kayaköy tarafına geldik. Senitz Ekmek diye bir yere kahvaltıya geldik. Burası çok güzel bir köymüş arkadaşlar. Böyle evler taştan falan. Merhaba. Ne haber? Nasılsınız? Süp. Reçelleri, ekmekleri kendimiz yapıyoruz. Kahvaltı muazzamdı arkadaşlar. Eğer Fethiye'ye yolunuz düşerse mutlaka Senit Ekmek'e gidip kahvaltı yapın derim. Her şeyleri organik. Ya işte atıyorum salatalık, domates gibi şeyler bahçelerinden. Onun dışında peynirdir, işte reçellerdir vesaire her şey ev yapımı. Kendileri yapıyorlarmış. Ekmekler müthişti. Bayıldım hepsine. Kayaköy'de olduğumuz için bu tarafa yakın bir yer bulalım dedik. Gemile koyuna geldik. Gemiler Beach. Gemile koyunda Gemiler Beach'e geldik şimdi. Çok güzel. Böyle. Böyle böyle. Gel buradan bir seçelim de. Burası tam böyle piknik yapmalık, aile tatili, aileyle yüzmelik yere benziyor. Deniz falan muazzam tabii Fethiye'de. Gerçekten her yer çok güzel. Bütün denizlere bayıldık. Burada da deniz muazzam ama ortam böyle şey, sanki pikniğe gelmişsiniz gibi bir ortam. Sağ olsun bu turistik korsan gemileri buraya demirliyorlar ve böyle birazcık verip müzikler dinliyorlar. Sısınlandı. Cevap veriyor. Keçi. Buna mı sesleniyor acaba? Hayır, kafasını karıştırıyorsun. Kelebekler Vadisi. Yakaladım seni. İcra mesleğimi icra. Gittikçe aşağı doğru iniyoruz kayalarda. Güneş çok güzel gözüküyor. Arkadaşlar merhaba. Tatilimizin sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bugün Ceyhun'la beraber yamaç paraşütü yapacağız. O yüzden biraz erken kalktık. Evdekileri bıraktık biz. Hisarönü mevkiine, yani Ölüdeniz tarafına geldik. Şimdi kayıt yaptıracağız yamaç paraşütü için. Bir sürü aslında firma var. İki tanesiyle falan görüştük sabah. Bunların saat böyle 1'de yeri varmış rezervasyonla olduğu için. Buraya geldik o yüzden. Şimdi kaydımızı açtıracağız. Saat 11.30 falan şu anda. 1.5 saat oyalanacağız. Kahvaltı falan edeceğiz. Ondan sonra servise bineceğiz. Teşekkür ederiz. Şimdi şöyle arkadaşlar, fiyatlar böyle 50 lira falan fark ediyor olabilir ama genel olarak sanıyorum aynı hepsinde. 600 lira aslında standart fiyatı. 600-650 liraya uçuyorsunuz.
Yani paraşütü öyle yapıyorsun. Ama fotoğraf, işte video vesaire almak isterseniz onlar ekstraya giriyor. Totalde 850 lira kişi başı ödüyorsunuz. Sizi Ölüdeniz'den, Hisarönü'nden alıyorlar. Servisle Babadağ'a çıkarıyorlar. Birazdan zaten birlikte gideceğiz. O kısımları da çekerim. Orada atlayışı yapıyorsunuz. Tekrar Hisarönü'ne aslında inmiş oluyorsunuz değil mi? Yok, Ölüdeniz'de. Yani sahil tarafına indiriyor sizi. Biz şimdi servise bindik. Burada kura sistemiyle pilotumuzu seçeceğiz uygulamadan. Şimdi kuramı belirliyorum. Sinan. Durmak. Durmak. Kura sistemiyle şeylerimizi seçiyoruz, hocalarımızı seçiyoruz. Bana Sinan Hoca denk geldi. Şimdi yarım saatlik bir yolculuğumuz var, dağ yolculuğumuz. Tepeye çıkacağız, oradan da aşağı atlayacağız. Endişe duyduğum şey, acaba heyecan duymayacak mıyım da? Bana denk gelen Sinan Hoca da alanı akrabasıymış. Bakalım. Mutluyum o yüzden. Çıktık, tepedeyiz. Kaç metre şimdi? 1930. 1930'a kadar çıktık arkadaşlar. 1700 olur diye konuşuluyordu arabada ama şansıma en tepeye çıktık. Hocam paraşüt aldı, gidiyor. İşte burada. Böyle buradan koşup koşup atlıyorlar. Kaskımızı taktık. Saçımı geri almak istiyorum. Çantamı çıkartıyorum. Oturağıma oturuyorum. Yanında Sinan hocam beni oturtuyor. Nasılsın Ceyhuncuğum? Çok güzel. Uçuşumuzun başlamasına kaç? 6 dakika. Son 6 dakika. Arkadaşlar. Profesyonel. Onun öncesi akrobasi uçuyordum. Branşım akrobasi. Hocam çok deli. Akrobasi yapacağız beraber. Ben dedim adrenalin hissetmiyorum dedim. Sinan hocam da dedi ki sen görürsün. Böyle seni bir boy alayım. Dön bakayım. Görüşmek üzere. Aşağıda. Oturmayı düşünmüyorsun burada, tamam mı? Tamam, oturmak yok. Aynen. Ayaktayım. Zaten sen hiç anlamadan oturacaksın onu. Ha, tamam. Ama burada ayaktayız. Tamam. Thank you.
biz indik. Duygularımı paylaşmak istedim. İnanılmaz güzel bir şeydi ve gerçekten bence imkanı olan herkesin deneyimlemesi gereken inanılmaz güzel bir deneyim arkadaşlar. Çok iyi bir hocaya denk geldim. Sinan hocayla birlikte uçtum ben. Çok şanslıyım ki çok tecrübeli bir hocaya denk geldim. Zaten birçoğu tecrübeli oluyorlar ama Sinan hoca akrobasi alanında da hani tecrübeli bir hocaydı. Ve neredeyse bizim yüksekliğimize kimse çıkmadı. Çok yükseğe çıktık ve akrobasi yaptık inmeden hemen önce. O anı size anlatamam. İnanılmaz güzel bir andı. Ağladım resmen, yani o gözyaşlarım aktı. Böyle çok garipti. Muhtemelen izlediniz zaten, gördünüz. Çok güzeldi arkadaşlar. Yani gerçekten ifade edemiyorum duygularımı. İnanılmaz güzeldi. Videomu burada kapatacağım. Bu tatilin artık sonuydu. Yarınımız da var ama videoyu çok da uzatmak istemiyorum. O yüzden videoyu burada zirvede bırakmak istiyorum. Paraşütün üstüne çıkabileceğimi sanmıyorum çünkü. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın efendim.